Emekli misiniz? Emekliyiz, geçinemiyoruz ya. Aldığımız 17 bin lira maaş. İnan yani zor geçiniyoruz. Peki ne yapıyorsunuz ekstra? Ta ekmek için buraya halk ekmeğine geliyorum ya. Yani ne yapalım yani bilmiyoruz yani. Bu hükümet gitse daha iyi olur bizim için ya. Hiç emekliliğin yılı dedi. Emekli yılı dedi. Bizi emekli öldürdü, yerin dibine batırdı ya. Yani ne yapalım ya? Yapacak elimiz kolumuz bağlı, bir şey yapamıyoruz yani. 20 sene oy verdim ama bundan sonra şu kollarımı kesseler vermem ya. Tayyip Erdoğan'a oy vermem artık. Daha önce AK Parti'ye veriyoruz. Bize söz verdi, emeklere dedi. Seyhan'a vereceğim dedi. Çalışan memurlara verdi. Bizlere vermedi ya. Bu insanlık mı ya? Bizi mahvetti. Ben ya buraya ekmeğe geliyorum ya. Mahallemde kuyruk çok. Şuradan alıp gidiyorum. İnanır mısın, çarşı et tamamen bitti yani. Et kesinlikle yok. Arada bir tavuk alırsam ondan gelip halden alıyorum. Et balığa gidiyorum, gece kuyrukta gidiyorum, sabah 5'te 6'da gidiyorum. Öyle yani. Yani durum çok kötü. Vahim yani. Yani bıktık artık. Yapacak bir şey yok. Peki muhalefet erken seçim istiyor. Sizin ben erken seçimi, eğer ki erken seçim eğer milletin faydasına olacaksa ben de istiyorum yani. Ben CHP'ye oy vermedim ama bundan sonra vereceğim. Çünkü neden? Bıktım bunlardan ya. Yalan bunlarda, hırsızlık bunlarda, her şey bunlarda ya. Emekli yeri dedi, öldürdü bizi. Bir de emeklileri tatile götürüyormuş. Nereye götürüyor? Çünkü yalan dolan, başka bir şey yok. Yok ya sahile ne? Nerede gidelim? Ben köyüme doğru gidiyorum ya. Yani kusura bakmayın sizi. Yani beni konuşturdunuz. Yani ben haklıyım. Haksız bir tarafım yok yani. Bunu bütün Türkiye duysun ya. Yani emekliyi bitirdi, öldürdü ya. İstifa ettim, ayrıldım. Vardı. Aşağı yukarı bir 6 ay falan oldu yani. Ekonomi yüzünden, emeklere söz verip emeklere söz verdiği yerine getirmediğinden AK Parti'den istifa ettim, ayrıldım ya. Hani CHP'yi sevmiyorum ama CHP'ye oy verecek duruma düştük yani. Ya başka yapacak bir şey yok. Veya olmasa başka. Yani biraz iyisini görsem vereceğim ama şu anda bugün oy olsa CHP'ye vereceğim. Başka bir. Kayseri'de sucuk mangalı yaptılar. Millet ekmek alamıyor. Onlar sucuk mangalı yap. Yani bari bunu bari milletin önünde yapmasalar. Çok doğru bir şey yani. Ben inanın bundan sonra oyumu CHP'ye vereceğim. AK Parti'ye oy yok. Ezilen emekliyle küçük tarım işleriyle uğraşan insanlar. Ben emekliyim yani, gözümde bu var. Ben 14 bin lira maaş alıyorum. 26 sene hizmet vermişsin ben. Bu doğru değil. Bu, 14 bin lira. Nasıl yetecek ya? Benim ev kendimin. İki tane de yan kiram var. Ona rağmen yetmiyor. Neye yetecek? 14 bin lirayı ver de bir adama bir kirayla yaşatmayayım, yaşıyor mu? Onu verenlere bir ver bakalım, yaşıyor mu? Ne olacak abicim yani? Duruyorsun işte bak. Alacağımız 250 gram yarım kilo alıyor. Ha. Ne yapacağım? Peki böyle geçinebiliyor musunuz? Hayır. Yani bir de evi kirada, çok şükür ki evimiz var yani. Bir de evi kirada olanları düşün, çocuğu okuyanları düşün, eşinin çalışmadığını düşün. Allah aşkına yani işte çocuklarımız zaten biz acık. Çocuklar olmasa acık yani. Geçinemiyoruz. Allah'tan evimiz ev var yani. Ya bir pazarda 3 milyon harcarsan ne olur dünyanın hali? Sağ olsun başbakanımız nasıl olsa çok rahat. Güzelce oturuyor. He? Evet. Kebap partisi. Sen alabiliyor musun 700 lira bir kilo şey? İkimize bir balık aldık. İkimize bir balık aldık. Bir balık. Kebap partisi yaptı. Sucuk partisi yaptı. 500 lira sucuğun kilosu. Yavrum sen alıp yiyebiliyor musun? Annen baban alıp yiyebiliyor mu? Alamıyor. Ama sağ olsun başbakanımız kebap yiyor şey diyor. Biz de karşısında güzelce bakıyoruz mail mail. Tatil mi? Ne tatil? Tatil mi? Ben ulusa gelemiyorum evden çıkıp da para ulusa gelemiyorum. Bizim tatilimizi al göstereyim yavrum. Nerede lan? Aha tatilimiz. Aha gör tatilimiz bu bizim. He bundan ulusa geliyoruz. Olsun. İnşallah. Erken seçim istiyoruz. Seçim inşallah. İstiyor musun hanımefendi? İstiyoruz erken seçim. İnşallah. İnşallah. Erken seçim olsun. Yeter artık. Aha bak şeyden geliyoruz yani, gelmeye çalışıyoruz, gelemiyoruz. Otobüs olmuş 25 lira, dolmuş olmuş 25 lira. Neyle geleceksin? Nasıl geleceksin? Ya et alamadım var ya. Hale geleyim ucuz bir şey bulabilirsem diye bakmaya geldim. Yok. 12 milyar şeyle geçiniyorum. Emekli maaşından geçiniyorum yani. Nerede geçinebiliyorsun? Et yok, süt yok, tavuk yok. Doğru düzgün yoğurt alamıyoruz. Çocuklarımız beslenemiyor. Millet saraylarda güzel güzel geçiniyorlar. Mangalda sucuk yapıyorlar. Biz sucuğun tadını unuttuk. Var mı böyle bir şey? Yani yazıklar olsun yani, geçti. Erken seçim tabii ki istiyoruz. Olsun, erken seçim olsun. Şimşek, ekonomi bakalım. Şu an emekli olsa süper emekliler emekli maaşı alacak.
Niye iki tane emekli maaşı verelim ona? Şu anda iki emekli maaşı verelim, geçinsin bakayım nasıl geçiniyor. Bir lokantaya gidiyor, 1 lira 1,5 lira baş yatıyor. Peki bu 17 lira asgari ücretle geçinen, ev bak olmayan binlerce benim tanıdığım insanlar var. Hele git aile durumlarını gör ki ne haldeler. Şunu bunu gel. Ya Allah diyorlar. Allah, Allah'a kurban. Hepimizin başı Kur'an'a bağlı. Allah bir de. Ya Allah diyorsun. Allah belanızı vermesin. Bir de Allah diyorsunuz ya. Bir bakın Allah'a bakın. Kendinize bakın. Millete bakın ya. Ona göre Allah deyin ya. Bolca saraydakları besliyoruz maşallah. Yoksa hepimiz bir simite muhtaç olduk. Bir simit 12.500 lira olmuş. Bir kilo domates 20.000 lira olmuş. Ben alıyorum 12.000 lira para. Ben bunlar nasıl geçinirim? Ben emekli olduğumda asgari ücretin 2 katı maaş alıyordum. Şimdi yarın pazara çıkamıyorum. Tabure ekmek almaya geliyorum. Bir kuruş nereden kar edebilirim, karnımı nasıl doyurabilirim diye. Tabii ki getiririm. Bu hükümet gitsin artık, kim gelirse gelsin. Bu kadarını kötüsünü hiç görmedim yani. Kötü, bak sırada bekliyoruz, ekmek alacağız. Kötü, kötü, kötü. Emeklere zam yok. Asgari ücrete zam yok. Vallahi diyorlar ki eğer altın balı varsa, bayağı yaramaz atılmış balıklarınız varsa onu götürelim. Hiç olmazsa çoluk çocuğu yesin. Günde en azından bir 50 kişi geliyor. Geliyorlar. Akşamları şu arka tarafa geliyorlar. Balık atılan yerlere geliyorlar. Karıştırıyorlar. İçini ayıklayıp götürüyorlar abi. Kimler? Emekliler mi? Yaşlılar mı? Kimler istiyor? Abi emeklisi de geliyor. Orta yaşlısı da geliyor. Genci de geliyor. Adam diyor ki yok. Ne yapayım? Yani özellikle 25-30 arası gençler. Eve sadece 2 poşetle çıkabiliyorum. Yani o da çocuklar vitaminsiz kalmasın diye balık almak zorunda kaldım. Hani yeni sezon açıldığı için. Yani pazarı baştan sona kadar gezdim. Gerçekten fiyatlar alınabilecek kadar değil. Ya evet, bence olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence olması gerekiyor. Artık yani koltuk davasına döndü bu işler bence. Hani bundan çıkıp biraz insanların gözünü açması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani değişiklik her zaman iyidir. Her zaman iyidir değişiklik. Ben bir parti yanı tutmuyorum. Ben sadece istediğim tek şey insanların refah bir şekilde yaşaması. 300 lira yemek ücreti alıyordum sadece. Onun 150 lirasını bir ay, 150 lirasını ayın 15'inden sonra kullanıyordum. Ve bu çok, yani dolu dolu her şeyimi alabiliyordum. Pazarımı çok rahat yapabiliyordum. Şimdi yani 7.000, 8.000 bile almış olsak, sadece yemek parasını ayrıyeten almış olsak bile şirketlerden, bunu biz dışarıda bile karnımızı doyuramıyoruz yani. Ama herkes bir geçim sıkıntısında. Ben de dahil olmak üzere. Hepimiz geçim sıkıntısında olduğumuzda o zaman niye bir değişim istemiyoruz? Sonuçta biz halk olarak yani biz ya, bizim elimizde değil mi o yani? Ben buna kızıyorum. Hani istersek çıkarabiliriz de düşünebiliriz de bu tamamıyla bizim elimizde. Ama halk neden bu değişimi istemiyor? Neden korkuyor? Neden bu rahatlık var? Onu çözemiyorum yani. Pahalı. Zorlanıyoruz. Pahalı. İstiyorlar tabii ya. 2-3 ay önce bir aldık yani. O da kıyma yani. Köfte yapsınlar diye. Torunlara. Bizden geçti de. Hangi eti tüketiyorsunuz? Tavuk mu alıyorsunuz? Genelde tavuk, balık. Ekonomi mi var hemşerim? Emekliyim. 12.500 lira. Hepsine baktım. Şimdi dolmuşabilirim. Evime gideceğim. Boş. Hiçbir şey alamadım. Borç istedim telefonda. Onu da bulamadım. Seçim olursa geçim olur. Geçim olmazsa böyle sürünür gideriz. Enflasyonu indirdik diyorlar. Bakın neresi indi? Fiyatlarda inen bir şey yok.